Üniversite öğrencisi genç bir öğretmenden ikinci el araç satın aldı. Ekspertize gitmeyince de hayatının şokunu yaşadı. Satın aldığı araç aslında yürüyen bir hurdaydı. Böyle dolandırıcılık görülmedi. 166 bin kilometre dediği aldığı araç 500 binin üzerinde çıktı. Şu an 500 bin 600 bin civarında olması lazım. Arabayı ben kullanamıyorum. Çünkü çok tehlikeli, yolda salpalıyor, sağa sola çekiyor. Aracı satan benim de haberim yok dedi. Yeni sahibi ise 15 bin lira zarardayım iddiasında bulundu. Bir öğretmenin bu şekilde davranması şahsen benim çok zoruma gitti. Aykut Çakar kendine bir araba alacaktı. İnternetten bir siteye girdi ve işte bu arabayı beğendi. Sahibi bir öğretmendi. Arabaya baktı. Arabanın kilometresi de 166 bindeydi. Arabayı beğendi ve onunla el sıkışıp arabayı teslim aldı. 26.500 TL'ye bir fiyata aldım. Öğretmenden aldım. Ben aldığımda 5.000 lira masraf yaptım araba. Şanzımanını değiştirdim. Yağ kaçakları vardı. Ondan sonra istepmesi, kürkosu yoktu arabanın. İlk arabasına binmenin heyecanını yaşayan Aykut Çakar'ın bu mutluluğu uzun sürmedi. Muayeneye gittiğimde bir hafta sonra, muayeneden ilk başta araba kaldı. Ondan sonra ona da bir masraf yapmak zorunda kaldım. Arabanın muayenesi yapıldı ve görevliler ona bir evrak verdi. Aykut Çakar evrakı açtığında şok bir gerçekle karşılaştı. Çünkü aracın kilometresi değiştirilmişti. Aracı muayeneye götürdükten sonra aracın kilometresinin düşürüldüğünü fark ettik. Muayene de ortaya çıktı. 2017'nin 7. ayında muayeneye giren araç 487 binde girmiş. Ben muayeneye soktuğumda araç 166 bindeydi. İkinci şoku da yine aracı muayenesinde yaşadı. Zaten trafikte yaptırmadığı için bu kazalar gözükmüyor. Normalde bu arabanın pert olması lazım. Şaselerde çok büyük şekilde kaynaklar mevcut. 34 bin lira harcadığı aracının yürüyen hurda olduğunu öğrenen Çakar zararının karşılanmasını istiyor. Ben arabayı satmaya kalktığım zaman bana nakit para vermiyorlar. Takasla 17 bin 18 bin lira civarı bir para teklif ediyorlar. Peki böylesi bir kabus yaşamamak için ikinci el aracın gerçek kilometresi nasıl anlaşılır? Gaz pedalı, artı vites topuzu, direksiyon siminin aşıntısı, yani bunlardan anlaşılabiliyor çıplak gözle ya da servisteki cihazlarla, orijinal cihazlarla anlaşılabilir.